Pardon konuşalım ya. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün yanımda çok sevdiğim, beraber müzik yapmaktan da çok keyif aldım. Muhabbetini bilare çok sevdiğim bir adam var. Kamufle ile birlikteyiz. Hoş geldin. Hoş buldum. Nasıl hocam? Ne var ne yok? İyi usta. Ne yapalım? Şarkı, türkü, müzikal falan. Albüme ayrıca gireceğim ama tamam. Türkiye'nin ilk rap müzikali. Aslında. Evet. Otomatik evet, portakal. Evet. Hocam nasıl gelişti bu olay? Bir anda Şanışar aradı beni. Otomatik portakalı rap müzikali yapacağız. Yönetmen de Erdal Beşikçioğlu dedi. Var Yeterli deyip. Var <laughs> mısın dedi, dedim ne diyorsun? <laughs> Dur bir dakika. ya Tam anlamadım, nasıl yani dedi. Valla ben de tam anlamadım dedi. Ya bir şey konuşuyor, bayağıdır bir aydır falan konuşuyorduk dedi. En sonunda işte ikna olmuş sanırım. Tirat diye bir toplama albüm yapıldı. Evet. Böyle orada Şanışer de var. Bir de introsunda sanırım Erdal Beşikçioğlu bir introsunda bir tirat okuyor, bir şey yapıyormuş. Ondan sonra böyle konuşmuşlar, istişare etmişler birkaç kere. Kafasında böyle bir plan varmış. Sarp ikna ediyor ama Sarp diyor ki ben diyor o zaman yani bu bir rap ile alakalı bir şey olacaksa ben diyor kendi ekibimi kuracağım. E biz zaten hepimiz en az Arkadaş. 15 yıllık arkadaşız. Zaten Sokrat'la beraber başladık biz rap yapmaya 2006'da falan hani bir anda kendimizi böyle bir tiyatro, müzikal, kareografi falan dünyasının içinde bulduk. Dans etmeyeceklik dans etmeye başladık. <laughs> Ankara'ya gittiniz bu arada. Ay mı kaldınız ya? 20 gün kaldık. 20, 20... Yani bir aya yakın kaldık orada. Genel olarak ilk provalar zaten bir ilk 3 ay, 3 ay, 4 ay falan İstanbul'daydı. Sadece dördümüz hani e, Şanlışar, Sokrat, Ben, Ados, Red. De burada tekel sahnesi var Üsküdar'da işte ne bileyim Bakırköy'de Leyla Gencer Tiyatrosu kareograflar eşliğinde işte ilk böyle bize mevzuyu gösterdiler. Biz de bir noktada Şanışerler'de toplanıp Şanışer'in evinde toplanıp bize verilen teksti, senaryoyu repleştirdik İşte Şanlışerler Red... Han siz yazdınız bütün Tabii tabii. Ya yani bir senaryo var. Hı -hı. Çevrilmiş bir senaryoyu bize böyle işte tekstleri verdiler. Biz işte dördümüz beşimiz evde toplanıp o senaryoya uygun şekilde sözleri repleştirdik, kafiyeleştirdik, hece ölçülerine böldük. Bunlar peki böyle bir soundtrack gibi ayrıca yayınlama projesi var mı kafanızda? Tabii nasıl? bir compilation olarak otomatik portakal albümü çıkacak öyle bir muhabbet nasıl? var ama birkaç daha oyun oynansın hani. Şu yayılsın. an bir tane oynandı. Şu an bir işte geçen 28 Ekim'de işte lansmanı yapıldı. Şimdi sanırım 4'ünde Bursa'da 12'sinde yine Zorlu'da Sonra 4 Aralık'ta yine zorlu da sanırım bir sezon boyunca ayda bir zorlu da oynayacağız. Ankara'ya işte İzmir e An falan Ankara'da diğer şey. Şeyini... Ankara'da var. Ankara'da TED sahnesinde var. 29-30 arası iki gün üst üste Ankara'da oynayacağız. Vallahi böyle bir dünyanın Çok iyi bir deneyim ya. Yani. Enteresan. Hani rap yapıyoruz, dans ediyoruz, tiyatro yapıyoruz. Yani rap yapıp bir karakteri işte ben mesela işte George diye bir karakterim. George karakterinde rap yapıyorsun, dans ediyorsun falan. Acayip yani. Değişik. Peki kamufle gibi bir rap mi yoksa o karaktere özgü senin de böyle birazcık o kutudan çıktığın başka bir şey yarattığın şeyler var mı karakterle birlikte? aslında yüzde kamufle yüzde elli Georgie. Sonuçta hiç yazmadığım bir söz kalite düzeni var orada. Çünkü orada bir tekst bir hikaye var onu rapleştiriyorsun. Ama tabii yaptığım teknik okuma şeklim falan tabii yüzde kamufle yani. İkisini bir pota eritiyorsun. Mesela Şanışer'de Alex ama Alex bir kadına tecavüz ediyor, cinayet işliyor, hapse giriyor, işte işkence görüyor. Ona göre rap yazıyor ama Şanışer yani evet. falan hani onu böyle dengelemek zordu. Dans edip rap yapmak çok zor bir şeymiş. Onun için ayrıca diyafram eğitimleri falan aldık böyle meditasyon gibi şeyler. arada bu senin sahnene falan da hepiniz için ekstradan çok katkı verecek. Tabii Bamban tabii. Şey yani, yani etkiledi bayağı. Yani normalde zaten maşallah sahnemiz de Evet. ekstradan onu. böyle <laughs> ufak ufak triklerle böyle nefes kontrol olayını falan çözdük yani. Daha böyle meditatif yaklaştılar bize böyle. Lan dedim bu eksikti bu da oldu onu tamam da artık. artık gözümüz <laughs> açık gitmeyiz artık. Falan olduk yani. Bindik bir alamete, gedeyoz gıyamete. gıyamete. <laughs> Samet gitmeden önce işte beni aramıştı kanka bir şey söyleyeceğim sana falan. Biraz garip hissediyorum ne oldu falan dedim. Ankara gideceğiz dedi uzun kalacağız falan. <laughs> Nasıl olacak sence hani bir anda o kadar zaman Ankara'da işte o dedim ki oğlum. Daha başka bir şey isteyemem şu an kendim için. <laughs> eminim ki çok eğleneceksin ve hatta özleyeceksin falan dedim. Aynısı da oldu yani bir ay sonra geldiğinde dedi ki abi o kadar güzel geçti ki dedi yani. Orayı keşfettik ve orada da sonuç olarak ne bileyim agalar orada diğerleri e, orada. Ya Sen ben, de ben bir tık daha alışkanım Ankara'ya işte ya. eski Vudu Dönemleri falan işte ezel agabi zamanları falan. Ama normalde maksimum bir hafta kalmışımdır Ankara'da. Sonra beni Ankara basıyor bana böyle. Evet öyle bir huyu da var. Yani oluyor. <laughs> Git Ama gel şurada lazım. şöyle bir güzellik oldu. Hani bizim dışımızda arkada dans eden 20 tane genç var. 20-25 tane sanırım dansçı konservatuar mezunu ya da hala konservatuarda okuyan çocuklar var. Onlarla beraber kaynaşıp hani bir noktada biz dört kişilik bir anda 35 kişi olduk. Evet. Oradaki çocuklarla, gençlerle, arkadaşlarla tanışmak bize ekstra bir heyecan kattı. Yani böyle üniversitede konservatuar öğrencisi gibiydik yani. Tabii canım harika Sabah bir deneyim. Sabah Onda prova'ya giriyorsun, ısınıyorsun, bilmem ne. Bayağı hoca hocalar var işte kareograflar, Erdal hocalar ne derse peki hocam tamam hocam tamam olur hocam. hocam falan gibi. Onun dedik hani biz Rap yapıyorduk kaç yaşına geldik. <laughs> asıyorduk kesiyorduk ne oldu falan olduk yani. Kendimizi onların kollarına teslim ettik. O gençlerden de çok şey öğrendik. Garipti o yüzden o 20-25 günlük süreç Ankara'da çok keyifliydi. Evet yani bir daha yakalanamayacak bir şans. Tabii yani, yani tatbikat sahnesinin içinde. oyunları, tatbikat sahnesinin bünyesinde bulunmak da ayrıca güzel bir olay. Ve rap müziğin tamam hani tabii ki de işte birkaç yıldır artık görüyoruz. İşte mainstreamleşti, herkesin takip ettiği bir yere geldi, underground'dan çıktı. Ki senin genelde bununla alakalı ben Caner Özgürtlü'nün programında yaptığınız, programda söylediğin şeyler vardı. İşte bence rap popülerleşmemeli ve hani herkes seni dinliyorsa bir sıkıntı vardır da diyen birisi aslında. Bir şey rap aslında. değil, hip hop kültürü, kültürü Alt bir Hı -hı. kültür olduğu için popülerleşemez. Rap müzik popülerleşebilir. Dünyada zaten şu an dünya müziğine yön veren şey ha, rap müzik kültürel olarak bir alt yani punk kültürü de popülerleşemez ama atena punk bir kültür yani punk'tan çıkmış Nirvana punk'tır. O kültür, o ideoloji popülerleşemez. O hep orada kalır yani. O senin yetiştirildiğin Ocaktır, fabrikadır yani oradan çıkarsın. Evet. Ondan sonra hayatını şekillendirirsin ve o ideolojiye, o vizyona göre hayatını devam ettirirsin ya da ettirmezsin. O yüzden hani bir kültür bir alt taban olarak kalır. Sonrası senin kendi potansiyelinle alakalıdır. Evet ama bir de şöyle bir şey de oldu işte. Bu kadar popülerleşen bir şeyin bir yandan da artık üstüne bir müzikalde de Hı -hı. Rap müzik yer alıyor falan hani nereden evet, nereye gibi evet. bir durum da var yani o da çok hoş bir şey. Ya işte bir örneğini biliyoruz Hamilton müzikali Amerika'da efsane bir şeydir yani YouTube'da falan da var böyle kesitleri. Baya böyle bir şey olacak bu falan öyle bir şey oldu gerçekten. Çok heyecan verici bir yani şey evet, bence evet. izleyenler için de yani merak uyandırıcı ve görmek isteyecekleri bir güzel bir i̇şte. deneyimdir. Şimdi hocam sen bu işin iki tarafında da olan çok eskiden beri olan bir adamsın. Hı -hı. Bu işin en underground dönemlerinde de vardığın şu anda çok popülerleştiği bir dönemde de bu işi yapıyorsun. Bu iki dönem arasında eskiden şunlar benim için çok daha güzeldi şu an bunlar beni rahatsız ediyor. Ama eskiden de şunlar yoktu şu an bunların olmasından dolayı Hı -hı. çok mutluyum dediğim konular neler? İlk 2004'te başladığımızdaki olay bir beklentin yok. Seviyorsun, ha. dinliyorsun. Dinlediğin, sevdiğin bir şeyi yapmak istiyorsun. Kendi imkanlarınla işte çöp mikrofon, bilgisayarın Winamp'tan ses kaydı ya da kasetten kasete ses kaydı falan. Ezberinde olan bir rap şarkısını kasete söylüyorsun falan yani böyleydi. Sonra yapmaya başlıyorsun işte MySpace'e koyuyorsun, forumlarda yayınlıyorsun şarkını. Sonra sana geri dönüşler, mailler geliyor, yazıyorlar, MSN'den ekliyorlar. <laughs> ya yani MySpace'ten mesaj atıyorlar falan. Sonra diyorsun ki aa beni dinliyorlar. Sonra içinde bir kıvılcım işte ufak ufak ateşe dönüşüyor. Sonra şarkı yapmaya başlıyorsun. İnsanlar seni anladıkça, seni dinledikçe, sana eşlik ettikçe buna daha da bağlanıyorsun. Bağlandıkça daha çok araştırıyorsun. Araştırdıkça bir şeyler öğreniyorsun. Genel kültürün gelişiyor. Tabii bunu nasıl kullandığın da önemli. Tabii. Ee, hiç öyle bize ilk konserimizden para verdiklerinde... Ya paranız var mı falan dedik. Yani bize para mı veriyorsunuz siz Aynen. gerçekten? Hem yani sevdiğim şey yapıyorum insanlar buraya Aynen. geliyor falan. Bir de yani, para alacağım sana. Evet Samet'le bana para verdiler. Samet para verdiler bize. Hani... On bak paranız yoksa hani... hani atıyorum... Vermeyin. Atıyorum 400 lira 300 lira para veriyorlar. Yolum 150'sini alın bari falan. hani. İşte uçak bileti ilk uçağa ben rap sayesinde bindim. Uçağa bindik Samet'le böyle Antalya'ya gidiyoruz. Oğlum uçağa bindik lan falandık yani. O derece saf duygular. İşte hmm. sokakta bol giyinen birini gördün mü ona böyle tanışırsın. O da senden gibi. Aynen aynı komünitedensin ama az bol giyinen insan görüyorsun semtinde. Çünkü her semtin siyasi bir tavrı olur yani evet. mesela işte Kağıtlıandaki başka yaşar, Kadıköy'deki başka yaşar, Nişantaşı'ndaki, Bakırköy'deki başka yaşar. Mahalleci, mahalle <laughs> Ama abi, nerede yaşarsan yaşa o semtin içerisinde 3-4 tane bol giyinen bir çocuğu gördün mü? Aynı dünyanın insanı evet. olursun. Onun şeyi çok iyiydi. Şimdiye bakarsan çok underground, çok cahil bir şekilde başladık biz bu işe. Şimdi medenileştik. Medenileştiğinde de bazı şeyler değişiyor. Sen değişiyorsa e büyüyorsun, yaşın ilerliyor, sorumlulukların artıyor. Artık o zamanki gibi bakamıyorsun rap müziğe. Bir noktada işe dönüşüyor. Profesyonelleşiyorsun. Profesyonelleşmek seni soğutuyor mu mesela? Profesyonel olacağım diye sana müdahale ediliyorsa müziğine tavrına, yaşam şekline, bir şeyi nasıl yaptığına birileri karışmaya başlıyorsa orada bir soğuyorsun. Ama bunu ulan para kazanacağız, ünlü olacağız falan dürtüsüyle pek fark edemiyorsun ilk zamanlarda. Onu ben böyle bir bir sene iki sene yaşadım yani. Sonra böyle ayıldığında ya ben ne yapıyorum olunca yine senin elinde. Soğumak, soğumamak. Kendi müziğini kendin istediğin gibi yapıyorsan buna devam ediyorsan çevrendeki insanlar sana aynı şekilde o eski zamanlardaki gibi o sıcaklıkla yaklaşabiliyorsa daha da yapıyorsun. E yaptığın şeyin bir karşılığını aldığında da daha çok yapıyorsun. Bu maddi ya da manevi hiç fark etmez. Bir karşılığını almak önemli büyüdüğün zaman. O da işte senin sen senle alakalı ya hepsi. Hepsi senin potansiyelinle alakalı. Ne yapmak istediğini bilmek. Yani ne, ezel diyor ya ne istediğini iyi bil. Aynen. Aynı. o mantık yani o çok doğru bir şey. Sen, sen bitiyor bütün olay. Bir şeyi düzgün kuralına göre ve hissiyatlı yapıyorsan 70 yaşında da 20 yaşında da aynı hazzı alarak devam edebilirsin. Sen zamansız şarkılar yapamıyor yani. Evet bizde son kullanma tarihi yoktur. Yani şu dönem bu, bu tarz müzik popüler, bu tarz rap popüler deyip o tarz rap yapmıyoruz. Gerçekten yani bu arada bir şeyim yok. Ya ben bu tarz popüler ben böyle müzik yapmam. Yok, istiyorsan değil. Yani mesela seninle yaptığımız şarkı çok yaptığım bir tarz değildi. Ama o ruhu yakaladık mesela Aynen. seninle. Çok da güzel bir şarkı yaptık. Hala böyle millet dinliyor, seviyor. Kimle çalıştığın, nerede çalıştığın, neye yükseldiğin önemli. Öyle olunca dönem kırılıyor yani. Yaptığın şarkıların samimi olması önemli. Her şeyi doğru bir şekilde anlatman önemli. Yani ben bunu böyle anlatırsam buradan çok iyi dinlenir abi. Bu laf tutar abi değil. Tabii ki. O kalbinden kopan sözün, cümlenin, satırın insanları etkilemesi ve bunu sonradan fark edip vay be burda herif ne demiş demesi beni daha çok hoşuma gidiyor. O yüzden hala yani mesela Hayale Daldım şarkısı çok dinlenen bir şarkı olmadı ama neredeyse 10. yılına girecek Hayale Daldım albümü. Hala bugün konserlerde yeni bir nesil geldi. Hayale Daldım'ı biliyor yani. Evet çok çok kıymetli Aynen. bir şey yani. Sen o... arkada bıraktığın bir iz, bir imza yani. Çok şükür. Yani 40 gidiyor. milyon dinlenmesine gerek Kesinlikle. yok. Kesinlikle. İyi yayılması önemli. Aynen, iyi yayılması. <laughs> Şey çok güzeldi. Sen de ilk tanıştığımız zaman hatırlıyorum. Ben hani sen çok eskiden beri biliyordum zaten ve bir işte şey yazdım sana konuşmaya başladık ve çok iki gün sonra mı üç gün sonra mı ne buluştuk. Evet. Ben de. Ondan sonra işte ilk bir... senle bir görüntülü heşalarla görüntülü... yener iksir ben heja kadınlar günü için miydi bir şarkı yapmıştık. Onun evet. setinde sanırım sen heja ile görüntülü yapıyordun. Ben evet 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 arkadaş çıkmıştım. İlk i̇lk Aynen. Öyle hani selamlaştık sonra. Ondan sonra konuştuk. Aynen. Bize geldik güzel işte bir şeyler içtik falan. Aynen, aynen. Güzel bir sohbet ettik ve şeyi hatırlıyorum böyle İşte hadi müzik yapalım falan dedik. Yani yan yana gelmişiz. Çok da istediğim bir şeydi seninle müzik yapmak ama çok farklı farklı ne bileyim rapçilerle bir araya geldim. Başka müzisyenlerle bir araya geldim falan ama sen de o günkü şey çok güzeldi. Yani o yol esnasında müziği yaparken gerçekten aynı baktığımızı hissetmem çok hoşuma gitmiş. Çünkü işte beatleri falan dinliyorduk böyle o zaman işte bizim. Ee, Ali Alican'ın Attığı bir pek vardı Sen işte birilerini aramıştın neler var falan Hepsini dinliyoruz sonra Onu duyduk İkimiz de ona böyle bir yükseldik ve şeyi konuşmaya başladık Ya bu sana ne hissettiriyor falan İşte şehirden kaçış Yola gitmeye falan Bunun üzerine konuşmak O hissiyatların düşünmek Ve o anı düşünmek Ve ona göre kurgulayıp O an yazdık Kaydettik ve O kayıt final kayısı oldu falan. Evet, hemen evet. Ertesi gün işte gittik mix'e gönderdik Yani en hızlı Ve en böyle yerinde gerçekten e, Müzik yaptığım müzisyenlerden birisi oldun yani sen de Altyapıyı duyup aynı paydada buluşmak, evet. bir anda aynı anda söz yazmaya başlamak işte. Ben bir koltuğun köşesinde çekildim, sen bilgisayarın başında tık tık. Dönüyor falan çok keyifliydi tık yani. Bu budur abi, bu budur. Dinlenmiş şarkı ha. güzel güzel dinleniyor evet, evet. falan. Ya yani mesela yine buluşsak atıyorum yükselemedik, Yap, o anda yapmazdık da yapardık ama yayınlamazdık Çıkmaya da edemedi. yani olabilirdi. Ki yayınlamadığımız bir şarkımız da var. Burada yaptık Burada hatta yaptık. bir tane aynen he? aynen. Birkaç çocuk falan olacaktı sanırım. Evet böyle evet onlar olacaktı. Toplu bir track olacaktı. Orada mesela kabuğumuzdan çıkma ben bazen öyle şeyler hissediyorum. Mesela o yaptığımız şarkıyı o gün dinlediğimde çok böyle beni hype'lamıştı gerçekten. Güzel de bir şarkıydı bu evet, arada. Evet evet. Sadece her insanın böyle belli tarafları var ya. Mesela o şarkının içerisindeki bulunan işte Basti ve Karya bizim belki hayatımızın yüzde onunda olduğumuz bir yer. İşte evet. Daha agresif. O şarkı içerisinde özellikle benim senin, senin de daha fazla öyle olduğun şarkılar var ama. Hani böyle bana şey geliyor bazen. O şarkı yapıyorsun o an ve o modunda çok iyi hissettiriyor ama herkes kendi derdindeki kadar hani %90'ında orada olduğum bir anı hissetmediğimde ne kadar iyi de bir şarkı olsa şey diyorum Ya yani biz bunu yaptık çok güzel ama hani o an bizi his, yansıtacağını hissettiğimiz zaman gene çıkabilir o şarkı. Tabii. Ama öbüründe direkt böyle şeydik evet o, o, abi bu şarkı. O, o, o iş oldu dedik. Yani. Aynen. Bu, bu, budur dedik yani. Şimdi herkesin de merak ettiği ben de merak ettiğim sen çok albüm kültüründen ...de gelen birisin ve yeni bir albüm hazırlıyorsun. Daha öncesinde 19 sene durumu vardı. Hı hı. Ve şanssızlığa böyle... ...hep kötü zamanlara işte bomba evet. patlamaları... ...pandemi ki bölmüş o albümü. Benim her albümüm. albümümde bir şey oluyor evet. ülkede. Yani Olumsuzluklar albümünden beri... ...hayale Kötü daldım. bir manifest mi oldu acaba Olumsuzluklar? Dedi. Olumsuzluklar <laughs> tamamen parasızlıkla <laughs> alakalıydı. Yani Olumsuz Şartlar'da... ...albüm kaydettiğim içindi. Hayale daldım albümü çıktığında. Zaten gezi olayları... ...yeni hı. bitmişti... Gezi olaylarından sonra da işte bu patlamalar, reyna saldırıları falan filan Hı. tam o dönemde çıktı. Yapacak bir şey yok. Devam edeceğiz yolumuza. 19T çıktı gün. Ben ODTÜ'de konserdeydim. Mimarlık Fakültesinde etkinlikler yapılıyor ya ODTÜ'de. Mimarlık Fakültesinde konser bitti, indim sahneden. Albümün ilk parti çıktı. Paylaşamadım albümü. O anda Türk askeri İdlib'e girdi abi. Bayağı hani Afrin operasyonları falan Değil. başladı. Bir şey paylaşamadık. İkinci partta da en iyi partımdı. Hani Ezel düeti... Anıl Piyancı düeti var, bir de Kış, kış Cinler var o partta. Hmm. Tam dedim ya. Burada dedim hallediyoruz olayı. Bam pandemi başladı. 3 oluyor. 3 4'te şeydi hani şu cama açsak korona olacağız zamanı vardı ya tam Aynen. o zamandı. Bir yandan da öyle bir dönem olduğu için Allah'tan dört part yapmışım. Hani bir anda çıksaydı evet, Direkt zaten tabii, gitmişti. gitmişti. Bir 4 aya yaydık. Uzun süredir hep albüm işlerinde artık işte insanlar şey kafasına gitmeye başladı ya işte albümü dinletmek için ya yani birkaç tanesini single açalım veya senin daha öncesinde yaptığın gibi part part olsun da <laughs> e, bir terslik olmasın ama bir yandan da albümün komple bir hikaye olma durumu var ki sen Tabii. de o niyetle hani dinleyicine bir anda o hikayeyi vermek evet, istiyorsun evet. ki giren başından sonuna o konsepti alsın ki çoğu albüm yapan müzisyen de bence <laughs> a, aynı isteği duyuyor ama bir yandan da realitede şey yapmak istiyor yani çok emek verdim <laughs> ve <şarkını> dinletmek istiyorsun <gülüyor> <gülüyor> aslında insanları duyurmak istiyorsun. E, albüm dinleyicisi çok sağlam bir kitlen albümü dinliyor. Ve aslında o kitle senin verdiğin bir söz gibi de oluyor bir yerden. Evet. Dinlenme açısından şarkıları tek tek al bunu dinle. Çünkü tüketimin çok hızlı olduğu bir dönemdeyiz yani. Öyle artları da oluyor ama sen bunu bu sefer tek tek çıkartacaksın. Tüm suç ritimlerin hı hı. değil i̇smi, mi? tüm suç ritimlerin. Neden ismi o onu da anlatacağım. Aynen. Bir de albüm hikayesi, konsept onları çok merak ediyor. <laughs> ediyorum. Böyle son 5-6 yılda müzik yapmaya başlayan gençler single düzeniyle ilerliyor. Ya bizim jenerasyon da yapıyor bunu. Güzel de bir şey. Bir şarkı yaptığında bu single olacak ya dersin yani. Evet. Mesela Felaketim Ol şarkısı tüm suç ritimlerin albümü için yaptığım bir şarkı. Aa, Mesela mi? onu önden single verdim. O albüm için olacak o zaman. E, tabii tabii. Albümün içinde olacak. Ama bunu yayınlarken bu albümün single'ı diye yayınlıyorum. Albüm gelecek. Evet. Ama hemen bir hafta öncesinde ya da bir ay öncesinde değil. Yapalı neredeyse 3 ay oldu falan şarkıyı. Single düzeni iyi zaten bir şarkı ben single olacağım der. Ya onu albüme almazsın ya da alırsın ya da albümün habercisi olur. Bu bir evet. standart yani 70'li yıllardan beri var bu. Albüm yapmak bir sanatçı için bir yönetmen film yapar ve öyle tanınır. Ya da bir işte yazar bir kitap yazar roman yazar senaristsindir iyi bir tiyatro eseri çıkartırsın. Bir müzisyen için de albüm yapmak böyle bir şey. Yani sen dizi çekiyorsun bölüm bölüm olmuyor ki işte para kazanmak için dizi evet. çekiyorsun hani atıyorum öyle vardır ya TV dizileri. Ben böyle TV dizilerinde yönetmenlik yapan birkaç tane abiyle tanıştım yani abi para döndürüyoruz işte o yüzden. Ben de isterim Kanada filmim yayından diyor ama Kanada film yapıyor herif. Tabii denge aslında. Işte. Hani anladın mı? Single de bir nevi aslında öyle bir sanatçının eserini tescillemektir. Onu fiziksel bir plak, bir CD, bir kasete basmak senin kartvizitindir. Onu açar bakar adam bu ne yapmış? Çünkü albümü dinlediğin zaman bir akışı vardır, bir sound bütünlüğü vardır. O seni zaten özel kılan şeydir. Aa, bu böyle bir adam. Nasıl abi şu albümü dinle. Çünkü single single farklı oluyor. Çünkü single'da denemeler yaparsın. Bir evet, de farklı bir Aynen. ruh haldesindir o zaman bir şey Aynen. ama orada komple bir bütün olarak bir şey anlatıyorsun. Anlık bir ruh hali patlamasıdır. Evet. Single tak diye verirsin. Daha Lamb... tutarlı yani albümdeki <laughs> duygularında belki daha tutarlıdır. Pandemi zamanından sonra zaten 3 yıl single verdim. İşte Bedevi gibi yayınladığım, Lara Dilara ile EP, yaptığım, yaptım. Yayınladım. Gidin Başımdan'ı yaptım. Kayra ile beraber Onur abiyle. Çağrı Sinci ile Fesupan Allah yaptım. Elektro hafızlı olsa. Hep single bunlar. Bir noktada bana basıyor ama benim bir şey yapmam lazım. Bu, ben böyle sabaha kadar Hı. devam ederim. Ne kadarlık bir süreç bu albüm bu arada? Bir buçuk yıldan aşağı sürmüyor süreç yani. Hayale daldım albümü. 3 yıl sürdü. Yani üç yıl iki ay falan sürdü. 19'te iki iki buçuk yıl sürdü. Tüm suç ritimlerin bir buçuk sene falan sürdü. Bir an, mahremiyeti de olan bir şey oluyor. Hı. Kimseyle de çok paylaşmayı Hı. sevmiyorum. Yavaş yavaş yükseldikçe, iyi gözlemledikçe kendimi ya da toplumu iyi gözlemledikçe şarkılar yapıyorum. Sound'a uygun bir şekilde ya diyorum bunu bununla yapayım. Şunu şununla beraber yapsam nasıl olur? Düşünüyorum tartıyorum. Bekletiyorum bekletiyorum. Sonra iki ay sonra şarkıyı dinliyorum. Buraya diyorum bas çalınmalı abi. Bunlar midi ile olmaz diyorum. <laughs> i̇şte atıyorum Murat Şopur'a yolluyorum. Abi diyorum böyle bir şarkı var falan. Baslarını çalıyor. Duruyorum duruyorum bir tane atıyor işte. Uf uh diyorum buna şimdi diyorum Lara Dilara çok pis okur diyorum. Dilara yatıyorum. O... Aa bunu Agabi yapsın güzel bir yolculuk ve bu yoldan keyif falan e, birisi olduğun için onu ben de albüm süresinde onu yaydıkça yayasın da geliyor. çünkü ince ince düşünüyorsun tamam bir yandan akan çok tarafta mükemmel şey bir şey var. olursan şey olursa o albüm çıkmıyor Aslında bile o yüzden Tabii öyle de. olmaman lazım o dengeyi tutturmak ama önemli. öyle şeyin keyfine varmak işte ya ben şu an bir şey yaratıyorum sabırla onu örmeye çalışıyorum. O girebilir, bu girebilir dediğin gibi böyle ya bir şey kovalamadan. Çünkü öbür tarafta da single'larını yaparak zaten o zaman da üretmen gereken daha realistik tarafını devam ettirebiliyorsun. Ama bu böyle çok ciddi bir birikim ve sen senin de çok bağlandığın bir şey oluyor. Kendi işine verdiğin evet, evet. saygıyı da çok besleyen bir şey. Yani. yani senin dönem dönem hayatının 3 yıllık, 5 yıllık dökümanı oluyor. Aynen albün. öyle. Ve bu senin gelişim sürecin. Zaten her zaman bir üstüne çıkarsın. Her zaman... Hı yaş ilerledikçe tecrübe sahibi oldukça her zaman üstüne çıkarsın. Ama albüm yapmak öncelikle bir disiplin, sabır ve maneviyat gerektiren bir Aynen. şey. O yüzden ben çok seviyorum. Şu an toplamda 18. albümüm olacak bu benim. Yani Aynen ilk 2005'te albümüm. yaptım albümümü ben ama bunlar tabii underground albümlerdi. Tabii. Albüm yapıyorum diye diye şu an 6. albümüm falan olacak yani. 6 ya da 7. albümüm olacak. 11 ya da 12 şarkı olacak. Evet evet. Zelen Ertem Ceylan Erten var, Lara Dilara var, Melisa Karakurt var, agabi var. Enstrümanlarıyla da Cenk Erdoğan, Murat Çopur, bir de AB Country eşlik ediyor bana. Felaketim oldu aslında sound olarak birazcık habercisi ve tüyosu diyebilir miyiz Evet, buna? felaketim oldu da kuzenim eşlik ediyor kemanlarıyla. Öyle mi İna'dır tabii. Felaketim oldu kuzenim çaldı. O Aa, da Ankara'da bilmiyorum. yaşıyor. Kemancıdır yani. Çok güzeldi. bu. Şey doğduğundan ya. beri elinde. Bizim anne tarafı müzisyendir. Klarnetçi, kanuncu, kemancı çoktur. Necmi çaldı. O da ayrıyetten benim için özel de bir şarkı. Evet. Felaketim oldu. Hani kuzenimle beraber. Akraba power. Akraba güzel. <laughs> <arkadaşlar. gülüyor> evet bir şarkı oldu. Tarif şu an veremiyorsun değil mi? Ama yeni yılda olacak. Yani muhtemelen. Şu an. ya Aslında linkler. amacım Kasım, Aralık gibiydi de yetişmez. Aceleye getirmeyeyim dedim. Aynen zaten o kadar. Ocağı, Ocak sonuna falan hani muhtemelen çıkar. Zaten şimdi masteringleri oluyor. Havan Tepe masteringlerini yapıyor. Beatleri de sen de abaküs yapıyor beatleri. Ben aranjelerde, aranjelerde müdahale de. ettim ama bütün altyapılar abaküsün. Senin bu plaklara karşı ciddi bir ilgin var ve keza onlardan sample kesiyorsun. Hı -hı. Parçalarında Hı -hı. çok fazla bulunuyorsun falan. O da böyle ayrı bir keyif bu arada yani sürekli bir arayış içerisinde misin? Yani bir yere gittiğin zaman hep bir bir plak daha bulayım veya şu tarz şeyler daha çok seviyorum ya da böyle denemeyelim aslında 3-4 tane plak alayım da bakalım işler ne çıkacak gibi. Hı hı. Yoksa hep böyle aradığın özel şeyler var mı? Aslında ben de bu plak tutkusu 10 yıl önce başladı. Şimdi biz sample beat yaptığımız için işte YouTube'dan, YouTube'un derinliklerine iniyoruz falan. Çok affedersin de bilmeyenler için sample daha önce Ars'ta hı hı. falan da bir konuşmuştuk. Yani var olan eski bir şarkının bir kısmını almak, manipüle etmek, evet, modüle etmek, module etmek, etmek değiştirmek ve ondan yeni bir şarkı aynen. yaratmak. hip hop kültürünün aynen. içerisinde çok 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 eskiden beri olan aynen. yani bayağı ana taşlarından yani. beri, Tabii, birisi. Yani. 78'lerden beri, 82'lerden beri sample yani hip hop kültürünün bir parçasıdır. Sürekli sample var olan kültürü. şeylerin aynen. her yıl değişe değişe bununla alakalı çok ilginç yani bildiğiniz çok şarkı. Zaten ilk şey de yani işte rapçilik yokken ilk DJ'lik vardı. DJ'ler işte iki plak, iki tane farklı plak, birbirlerini hani buradaki bölümden buradaki bölüme plakları döndürerek zaten ilk loop olayı, evet. sample olayı öyle işte başlıyor. Grandmaster Flash'ler, DJ Kool Herc'ler falan yapıyor onu. Sonra tabii teknoloji ilerledikçe sampling'ler, sampler'lar aletler çıkıyor. Ondan sonra prodüktörler doğmaya başlıyor işte. Kit Capri'ler, işte Eric B'ler, DJ Premier'ler, Large Profesörler. Çok çok farklı bir seviyeye geliyor ondan sonra sample kültürü. Olaya plakla başlıyor zaten. Evet. Yani ilk hani MC yokken de ilk DJ vardı. DJ beni temsil edecek, benim müziğime potansiyel katabilecek, insanları gaza getirebilecek bir insana ihtiyacım var diyor. O zaman MC'ler evet. vaizlerdi. Yani atıyorum işte bu Malcolm X zamanında sokak elinde manifesto dağıtıp devrim konuşmaları, siyasi konuşmalar, ırkçılık karşıtı konuşmalar yapan insanlara MC derlerdi. Maestro, Maestro of ceremony derlerdi. DJ'ler eğlence partiler falan yaparken işte benim bir MC'ye ihtiyacım var. Bu insanları gaza getirecek biri. Evet. Yani Hayır. yine DJ'in müziğini Taşıyacak. yansıtacak, Hı. temsil edecek iyi bir ses, gaza getiren bir insan arıyorlardı. Öyle bulundu ilk rapçilerde zaten. İşte kaldır elleri burada mısın eğleniyor musun İşte DJ Grant Grandmaster Flash arkada eğlenin onun için ses verin falan falan diye başlıyor olay. Sonra lirikalite giriyor işin içine. O yüzden önce zaten hep plak vardı. Biz sample'lar falan araştırmaya başladığımızda da işte Hint müzikleri, Japon müzikleri, bizim işte Anadolu folk Anadolu rock müzikleri, Erkin Babalar falan. işte ne bileyim Sovyet orkestrası, İtalyan operası falan. Hep oralardan sample almaya başladık. Farkında olmadan olan ben müzik yelpazemi geliştirmişim olay. E sonra ufak ufak böyle sahaflarda geziyorsun. İşte rap plakları, funk plaklar, soul plaklar. E yanında tabii abilerin var. Ben mesela grup ses beat sayesinde o şeyi yakaladım yani. Kötürünü iyice. Tabii işte Dapoet bizden önce girmiştir plak olayına. Dapoet, Grup Ses Beat, Turbo abi. Turbo abinin çok büyük plak koleksiyonu var. Sonra alet edevatlarım olunca işte bir turntable'ım olunca işte bir NPC'm olunca falan ya da işte ses kartını turntable'ı şeye ses kartına bağlayıp ses kartındaki çıkışı kayıt programına aktarmayı çözdüm. Aa dedim buradan buraya müzik <laughs> atıyorum çok iyi. Bir de analog ses. Evet. O çıtırtısı pıtırtısı falan yani delilik yani aslında Aynen. artık <gülüyor> işte <gülüyor> büyük bir Spice yani. var bilmem ne her yerden sample bulabiliyorsun. Ama ben o nostaljiyi seviyorum, Tabii. plağı seviyorum. Plağa dokunmayı, o iğneyi plağın üstüne koyduğunda o cızırtıdan sonra gelen temiz ses, analog ses. Bir de yani plak masteringi çok başka. Mp3, wav wow gibi çalmıyor. Plağı çünkü sıkıştırılmamış ses evet. olduğu için çok fazla frekanslarını evet. duyabiliyorsun. Da bir çünkü şey. o Öyle beat yaptığında da bir duyumu da güzel Tabii. geliyor yani. <laughs> Hastasıyım o yüzden bırakamıyorum. <laughs> Sen bütün bu işin böyle o kadar güzel anlarından çok büyük zevkle, o kadar büyük zevkler alabiliyorsun Abi ki. Abi keyif alman lazım Tabii. yoksa hiçbir anlamı yok ki. Çok büyük bir şans yani. Sadece müzik de değil yani her iş kolunda keyif alman lazım. Hani işte ben marangozluk. Yıllarca evet, bu marangozluk, arada marangozluk yaptın sen. Bebek yani, odası yapıyordun, değil mi? Dünyanın en keyifli şeyi abi ağaçlarla uğraşmak, MDF'ye, sumtaya şekil vermek. Bir tane bebeğin yatak odasını yapmak ne kadar keyifli bir şey. Beşik ustasıydım. Ben sallanan beşik yapıyordum. Var mı kafanda böyle bir şey? İleride ya bir gün var, kendim için şey yaparım falan. Ya işte var bir hayalim. Gideyim Çanakkale'ye işte orada bir böyle bir yer yapayım kendime. Hem stüdyo, hem ha, yan tarafına yaşayayım böyle bir şey. Orada falan. balığımı tutayım işte. Rakım içeyim böyle marangoza ne de bir şeyler üreteyim falan. Hadi mı? gidelim lan. <laughs> <laughs> Öyle güzel yani. anlatıyorsun ki. <laughs> <Anlatıyorsun gülüyor> bile yani <Vallahi> şey orada <laughs> oluyor gibi. insan yani. Var. <laughs> seviyorsun nostalji duygusunu da seviyorsun. Sen bence işte ya köklerinden çok kopmayan. Ya işte... nostalji değil de saf yaşam ya. Evet. Baba saf yaşam. Nefes alamıyorum ya memlekette artık. Ben İstanbul çocuğuyum ya. Yedi göbek İstanbulluyum ben. Köyüm de yok benim. Ben Bulgar göçmeniyim. Yani ben Bulgaristan'da doğmadım da hani dedemler babamlar gelmiş. Ben gözümü açtım, kara gümrüklüyüm ben, İstanbulluyum Hı. yani. İstanbul'u da çok seviyorum ama abi artık yok olmuyor. Hı. Bunu herkes söylüyordur. Gidesi de gelmiyor insanın. Keşke hani daha böyle ferah bir şehir planlaması olsaydı da daha evet, farklı buranın olsaydı. Buranın içerisinde her şey o ama şey sağlığını, ömrünü kısaltıyor abi. Hı. O yüzden herkes gitmek istiyor. Yurt dışına gitmem ama Türkiye'de çok güzel yerler var. Tabii yani şey, i̇şte Güneş Çanakkale, Asos Gides. hastalığı var bende mesela. Berhamkale tarafları falan. Çok severim yani oraları. İsterim orada işte bir yer yapayım kendime de şu an yapamayız. Şu an kovalama zamanı. Kovalama zamanı. 50'lere zaman, yani, gideriz. uzun ömür veri Allah. Kamufle mahlasının hikayesi çok hoşuma gidiyor benim. Hı -hı. Ve bence senin karakterinde de yani insanları böyle mahlasları çok başka bir şey katıyor. Hem mahlasın hikayesini tekrar bir Hı -hı. dinlemek istiyorum hem de rapçilerin mahlaslarının çoğunun kendilerine verdikleri böyle başka karakterler de var. Orada bir özgür Oyun alanları oluyor ama bazıları da hani gerçekten o kendisiyle bir olan. Hani senin için bunun nasıl oldu? Yani kamufle ile basri ayrı insanlar hı hı. mı? Ee, daha rahat ettiğin pozisyon var yoksa aynı insanlar mı? Bir de bunu merak ediyorum. Annem babam askeri dikim evinden emekliler. İşte babam saraç, derici, işte silah kılıfı falan dikerdi. Annem de terziydi işte. Askeri çadır, mühimmat hani askeri kumaşla yapılabilen bütün terzilik işlerini yapıyordu. Onda silah kılıfı falan dikiyordu işte genel genelkurmay başkanına, tüm generale, bilmem nelere ya da işte o anki envantere aynen. uygun ürünler yapıyordu deriyle alakalı. Oradan emekli oldular. O yüzden hep böyle askeriye... kamuflajı. vesaire. O öyle Aşınaydın. büyüdüm. Oradan öncelikle yani asker olmayı da istiyordum ben. Hani denizci olmayı, bahriyeli olmayı falan da istiyordum da çok iyi bir öğrenci değildim. İmkansızdı yani bahriyeli olmam. Bir de çok utangaç bir çocuktum ben. İşime gelmeyen şeyden kaçardım yani böyle. Biri benimle diyalog kurmaya kalksa bir de tek çocuğum. O yüzden çok utangaç büyüdüm. Öyle kamufle oldu ismim. Çok güzel bir hikaye. <laughs> Bunu keş yani ilk ol, ol, ya ilk rapçiyken ismim X Large B idi. Al onu bilmiyorum. İsmin Basri ya. X-Large giyiniyorum. 2004'de bu kadar, basitti. basit. X-Large B olarak. Mı? Sonra bir anda böyle kamufle kamufle diye oturttum kendime yani. Peki seni dediğim gibi farklılaştırıyor mu bu? Kamufle olarak ya, o bir, böyle bir yandan bir persona gibi bir tarafı tabii, da var mı? Tabii 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 var. Yani Sonra Basri rahatlılar. Basri ailesini düşkün, sevdiklerini arkadaşlarını düşkün, böyle. İstanbullu bir şey. çocuk yani. Kamufle mikrofon başına geçince ya da Daha işte başkın. o kulüse girdiğinde hmm. Basri'nin avukatı gibi bir şey. Hani. <gülüyor> <gülüyor> Basri'nin avukatı gibi bir şey yani. İç dünyasında bazen söyleyemediği, herkesle paylaşmadığı şeyleri mikrofon başında abartarak herkese... Evet. ...ya bu herif böyle aslında ha, falan Aynen. diyen bir herif kamufle. <gülüyor> <gülüyor> Öyle bir alter ego durumu var. Egolarını kontrol etmek de çok önemli. Hepimiz evet. egolarımızla bir yerlere geliyoruz. Egolarımız olmasa hiçbirimiz bir kariyer sahibi olamayız, ilerleyemeyiz. Önemli olan egolarını kontrol edebilmek. Ben de bu şekilde işte kamufleyi ayrı, Basri'yi ayrı tutarak... Onları böyle bir dengeliyorum. Yoksa ego çok sıkıntı bir şey. Abi evet. ego ile ele bile birleşince. Evet. Yani doğru oranda gerekli olan fazlası da çok büyük zarar olan Her bir şey. Her şeyin fazlası zarar. Aynen. Albüm yaparken mükemmelliği çizim şey zararlı bir zararlı. şey. Egolarını kibirle birleştirince çok zararlı bir şey. İnsan ilişkilerinde çok konuşmamak, az laf çok işlerler ya. Abi önemli. Dengeni çizgini bileceksin. <laughs> Sonra sıkıntı oluyor. Oyunculuk geçmişin de var. Mucuk hmm. Selim'di Selim de değil mi? Hmm. <gülüyor> <gülüyor> ne zamanlar ya. Valla hatırlıyorum. Hala öyle bir şey yapmaya düşündüm. Şimdi gerçekten şey oldu gerçi. işte. Nirvanasına geldik baba. Şu an baba, Nirvanasını yani. yaşıyorsun yani ama. Çok komikti ya. 2010 yılıydı. Redo'yla gra şey, gravür albümüne başladık biz. Redo bende kalıyordu. Kadiras Üniversitesi'nde bir tane video çekimi olacak dedi Elçin Orçun bana. Dedi işte bir tarafta rakçılar bir tarafta rapçiler. Böyle bir video çekilecek dedi. Üniversite projesi gibi bir şey sandım ben işte. Can Sarcan yönetmendi. Aslında audition o Auditionmuş abi. <laughs> Karşı tarafta da Hakan Epcan falan vardı yani. Hakan Epcan Vallahi vardı o auditionda. Bir şey ödü. Vine'daki? Aa, aynen. Hakan Epi Sonra yani. yurt dışına falan gitti. Jojo ya? Aa, tamam. aynen. <laughs> Onlarla freestyle yapacağız. Hatırlıyorum Hakan Hepcan'ın sözlerini yazdım. Sen dedin bunu oku ben bunu okuyayım. Sen bunu böyle ben de buna cevap vereyim. Hani... Hı, karşılıklı böyle bedel yapıyor Tabii musunuz gibi. Yani Tabii çekim olduğu için yazdık yani sözleri falan filan. Öyle bir çekim oldu. Teşekkür ettiler ben de döndüm yani. Sonra aradan birkaç ay geçti. Show TV'de bir tane teaser gördüm. Ya oradaki herifler var. Hakan Hepcan falan yoktu da işte orada gördüğüm tipler vardı yani. Bir de ekstradan işte... Azra Akın, Haluk Piyes, Murat Serezli falan yani bayağı bir dizi, dizi olmuş yani. İşte Günto Özdemir var dizide işte Dairet Direct grubundan Bilgi abi falan var böyle. Vay dedim be bu oymuş demek ki falan. Yani teaser çıktığında ben dizide yoktum. Yoktum. Yoktum yani. Biz Burak'la evde... Teaser'ı görüp aa buymuş. Gravür yapıyoruz <gülüyor> abi <gülüyor> biz. Yani. <laughs> çok başka yerdeyiz. Böyle çiğ etle besleniyoruz yani o anda. <gülüyor> <gülüyor> Mahvedeceğiz ortalığı falan. <laughs> Yeraltından yeryüzüne mi? Profesyonel albümü mü? Profesyonel 2 mi? Sanırım Profesyonel 2 olması lazım. Ya da Profesyonel 1. Profesyonel 2. Taksim Factory'de biz gece partileri yapmaya başlamıştık. İlk zaten bu gündüz rap partileri vardı ya. Aynen. Öğlen bir de başlayıp Camları, akşam şeyle siyah kartonla kapatılan. <laughs> yok partileri. kültür kültür merkezleri işte Bakır İstasyon partileri hmm. falan vardı işte 30 tane rapçi olur öğlen 1'de başlar, akşam 6'da 7'de biter evet. rap partiler. Ben şimdi Ankara'dakilerin onu o zaman tecrübe ettim. Ankara'da Su, da Anka molde, Anka mol'de yapılırdı. Falan işte. Bazen de böyle şeyde Sakarya'da ufak böyle bir Aynen. Türkü şey barlarda olur. Türkü barın içerisinde. Pansucunun deposunda olur. Ben Torna Atölyesi'nde rap partisi yaptığımı biliyorum. <laughs> Tam parti dönemleri bitiyor artık. Gece konser vermeye başladığımız bir dönem böyle. Patronun lansman konseri var. Elçin aradı beni dedi Cihangir'e gel dedi. Acil Cihangir'e gel dedi falan böyle. O zaman da şey normal tuşlu telefon var işte bu. Yaz dedim mesaj at dedim nereye geleyim. Hani Elçin'e bir şey oldu. Hani patrona söylemiyor. Ben gideceğim hani bir şey var sandım ben. Tamam dedim atladım gittim böyle. Bir tane adam aldı beni. Ben adama tutulmaya çalışıyorum falan. Selamun aleyküm falan. He, yani. Ne oluyor bu Hayırdır ya? oğlum? Nasıl bir düğme? <laughs> Elçinin de hani çaktırmaması bana sürpriz yapacak. Hani dizi <laughs> yani. Dizi yani. patlama yazır. Ben de var şey mı, Ulan mi, bir şey mi oldu falan. <laughs> bir girdim plato işte. O Sinan Çetin'in şeyi Cihangir'de. Bir girdim içeri. Azra Akın falan var. bir sürü insan var benim MySpace'te kötü videolar serisi diye bir şeyim vardı böyle. One shot yaptığım şarkıları böyle el kamerasıyla video çekip MySpace'e koyuyordum. Bayağı da dinleniyordu işte. Kamuf kendine gel biraz sana değer tuzak olsun sağda yaz. <laughs> Onu izletmiş Elçin. Normalde... Audition'dan? Aylar sonra oluyor bu. Benim Ali Biçim oynayacakmış dizide. Allah Allah. Ali Biçim'in yerine ben giriyorum diziye. Allah Allah. Ali Biçim'le anlaşamıyorlar mı? Ali Biçim'in bir talk show falan işte Just P'de yeni yapıldığı. Ha o zamanlar. Sanırım onun hazırlıkları başlıyor. Ya da Okan Bayülgen'in ekibine giriyor bir şey oluyor. O dizide yer almıyor ben diziye Ali Biçim yerine giriyorum. Son dakika. Allah Anlaşıyorum Allah. sabah sete giriyorum. Çok ilginç ya bir şey. Çok <laughs> <laughs> Bak Ali neler kaçırdın falan. <laughs> Öyle bir şey söylemişlerdi yanlış hatırlamıyorsam. Ali biçim falan hani. Oynayacak. Gerçek Ali de gelecek sorarım ona belki hatırlıyordur. Son, belki biliyordur. Öyle bir durum sonra bir anda bana senaryo verdiler. Ben o kadar bilmiyorum ki yani şu senaryo. Ben bunu dedim hepsini nasıl ezberleyeceğim. Hani oradaki her şeyi ezberleyeceğim mesela Orada Selim yazıyor işte merhaba. Selim Meran, aynen. <laughs> yani o kadar bilmiyorum mevzuyu. Sonra işte hikaye. Var. Ama içinde de varmış yani demek ki böyle bir şey. Şu ya anda da varmış. Çocukluğumuz belli. hep <laughs> aynı karşısında geçti ki. Bir de sahne sanatları aslında birbiriyle yani benzer. Çünkü... Ezberleme diyorsun aslında Tabii. sayfalarca söz ezberliyorsun sen. Ya yani. çocukluğumuzdan beri sahneye çık. Ben 16 yaşımdan beri sahneye çıkıyorum. Yani 36 yaşıma geldim yani. O yüzden severim sahneyi. O karaktere girmeyi işte kamufle bir karakterdir yani. O yüzden o orada dizi olunca zaten içimde öyle şeyler varmış. O, o patladı. Peki Ama... şey olur muydu sence? Oradan Gidip böyle bir noktada... Ya benim götüm kalktı. Ben dedim buradan yürürüm. Ben dedim tamam bitti ya dedim. Çok şükür dedim. Sokakta görüyorlar falan Aynen. ama... Beni rapçi olarak değil yani oyuncu Oradan olarak tanıyordum. falan tanıyorlar. 8 bölüm sürdü dizi. Orada gittim. <laughs> <laughs> Öyle kaldım sonra. E hani... E, e, ünlü oluyorsun. 8 bölüm vardı mı ama? ne arandığım ne sorulduğum çok normal. Yani sektörü o kadar o zaman gördüm şu tanımış oldun hocam. Sektör yani, acımasızlığı. yok acımasızlığını bile bilmiyorum. <laughs> Dedim ki göre, göre değil. Ya bu okullular bu iş yapan insanlar yapar bu işi. Biz müzisyeniz diye girdik yani. Hiç öyle bir oyuncu olayım diye kovalamadım. Kovalasan ya birazcık da şey yapman lazım işte. Bir şey diyeceğim. Bir ara bir rap dizisi çekildi galiba. Türkiye'de. yayınlanmadı ama biliyor musun o projeyi? Hep böyle YouTube'da rap falan filmi oldu. rap filmi olduğu, Stabilin oynadığı. Başrolünü. Evet. O filmdi galiba. Sen onun içerisinde var mıydın? Yoktum. Çünkü böyle bir şey hatırlıyorum. Acaba ondan mı bahsediyorum yoksa çıkmayan bir şey mi vardı? Böyle bütün rapçilerin Ay olur, herkes var. Şişe içi yapmışlar bir yerde böyle işte freestyle yapıyor, bir şey yapıyor Hı -hı -hı -hı. böyle. Bunun ben hep teaserlarını gördüm, filmini gördüm falan. Ha o film de film, o. Film film de o. Sanırım pandemiye denk geldiği için yayınlamadılar. Sonra yayınlandı kalktı mı bilmiyorum. Yani akıbetini çok bilmiyorum. Ama hani stabil baş falan. Onu hatırlıyorum. Ben yokum. Ha, or orada evet, var mıydın yok acaba? Yoktum. Ya şu an böyle bu toparlanmalar çok zor oldu ya. En son hatta Anıl Piyancı bu deprem döneminde hmm. şeyler toparlamaya evet, çalıştı. sonra evet. o projede patlamış sanırım. En son ya zamanlama hatası olabilir. Yani tam içeriğini bilmiyorum. Biz yaptık şarkıyı mesela yapıp gönderdik. Aynen onu soracaktım yani, Var mıydı? Ama yani? albüm iptal olduğu için biz onu şimdi ayrı bir düet olarak yayınlayacağız. İşte Agabi, Ben, Grogi bir de KO var işte. KO işte o da Hatay'da depremde baya yani 4 gün falan enkazın içinde kaldı Hikmet abi. Hmm. Ondan sonra çok şükür kurtuldu falan. Ko var, ben varım, işte Grogi var, agabi var. Bir de işte hayatımızdan ayrılan kardeşlerimizi de andık şarkıda. İşte Vio, Beta, Maestro, işte bütün dostlarımızı tanıdıklarımızı hepsini andık. Öyle güzel bir şarkı yaptık. O şarkı aslında o albümde olacaktı. Ama hani nasıl işler yürümedi, nasıl çıkmadı gerçekten bilmiyorum. Şimdi internette bir Biraz şeyler dönüyor. düetlerle alakalı bir problemler Ama olmuş falan. İşte Anıl Piyancı da konuğumuz hmm. olacak. E, yani Anıl daha iyi o daha iyi, bilir o iyi bilir şey. diye ben de birazcık oraya Aynen. saklıyorum. Ya be, biz albüm için yapmıştık şarkıyı yani, göndermiştik ama olmayacağı için biz ayrı çıkaracağız şarkıyı. en azından dinleyeceğiz gene de yani. Tabii yani. tabii. Ah. Agayla da siz zaten çok iyi bir ikili oldunuz sahnede. Anamın oğlu. Gerçekten <laughs> öyle yani. çok çok harika adam yani sevdiğim insanlardan birisi. Aga bir çok özel çok şahsına münasır bir insan. Ben onu yani çok seviyorum. Gerçekten çok öyle. Çok seviyorum Aga'yı. Ve şey de benim için güzel bir anıydı. Sağ olsun, sağ olun ikiniz de benim şey lansmana gelmişsiniz. İf Beşiktaş'a. Ve beraber oh. sahneye çıkma şey hani sizle beraber o sahnede olmak hem kendi şarkımızı söylemek hem de sizin orada böyle benim en sevdiğim o iki vurucu şarkıyı söylemiş. Sırıtacaklar sırıt bir de kış kış çinleri. Aynen şey galiba. Doğru. Galiba. Çok keyifli bir şey <laughs> yani. Agam da artık İstanbul'da herhalde. Evet evet bu aralar burada. Aynen bu aralara gelmiş. Aynen. Albüm benim albümde, albümde de, de düet yaptık. Meraklı diyorsun. Zaten Hatta... Program bitsin ondan sonra bir demo dinlemeye Aga, bir bizim düetteki verse'ü zaten bir yıldır okuyor sahnede. Ha öyle mi? Aynen. O yakalayanlar yakaladı sahnelerden. <laughs> Parçaları birleştirsinler artık. Hocam insanlardan gelen sorular var. Hızlıca sana onları sormak istiyorum. Haki fiti var mı? Şeyin fiti var mı? Gibi böyle kişi özelinde olan şeyler var. Öyle bir haberimiz olan ekstradan yok, başka yok. bir şey. Olsa zaten proje var mı? bilirsin. Ben dayanamam söylerim öyle şeyler olsun. Dijital platformlarda sadece 3 şarkısı kalacak olsa hangilerini seçer? Çok zor bir soru yani. Hepsi bebeklerim. Gibi. Aynen. Hepsi. <gülüyor> <gülüyor> yok ya söylerim. Hayal daldım kalsın evet. isterim. Bedevi gibi kalsın isterim. Herkes gel. <laughs> o senin içinde kalsın. Be, benim içinde kalsın. <laughs> <laughs> bir, de kış, kış, yok. bir de kış kış, Bir de çinler ya. Ben, senin için söyleyecek olsam... imkanı yok o da isterdim. <laughs> i̇mkanı yok. Bak felaketim oldu derdim. İmkanı yok derdim. Hissizleşmiş derdim. Hissizleşmiş o kadar çok seviyorum ki. Ya çok var. Çok, çok var. Evet, bayağı şey söylüyorum ama o hissizleşmiş olabilir. bilmiyorum ya. O gerçekten evet. denge iyi hı, hı Böyle Lara Dilara ile sizin o evet. çok güzel bir meçiniz olmuş. Evet. Onun devamı <laughs> kurguladınız öyle bir şey olacak mı? Olacak. Şimdi... O da sorulardan biri hatta. Dilara'nın yeni albümü çıktı şimdi. Şimdi benim yeni albüm çıkacak. Sonra bakacağız. Ondan sonra bakacağız. Zaten yapmıştık şarkılarımız var yani. İkinci EP için hazırlanmaya başlamıştık. Elektro hafızla bir şey mi demişler? Keşke inşallah. Yani elektro hafızla çalışmak çok 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 keyifli. Sound'u çok iyi yani. Tuşesi, enstrüman çalmak. Avrupa'ya alay çektiriyor abi herif. <laughs> yani süper adam. Kamufle Beat yaptı serisini çok özleyen bir sürü kişi var. Böyle bir YouTube serim vardı. Hı hı. Beat making güzel. Ben hı -hı. de çok izliyordum, seviyordum. Neden bitti devamı gelir mi? Yaptım kaç altı bölüm yaptım sonra duruldum aslında daha iyi bir şekilde daha böyle profesyonel bir şekilde yapayım onu böyle ışıklı muşıklı böyle böyle bir şeyler yapmak istedim aslında da yapacağım yapacağım biraz böyle boşa çıkayım yapacağım çok istiyorum keyifli çünkü orada ben beat yapmayı öğretmiyorum ben böyle beat yapıyorum beat, aynen. ben böyle eğleniyorum ben beat yapmayı öğretmiyorum beat yapmak hissederek olan bir şey e, tabii ki Program becerisi falan onunla ilgili tüyolar veriyorum programı kullanmakla alakalı ama ben beat yapmayı öğretmekten ziyade ben böyle beat yapıyorum aynen böyle şekilde beat yapıyorum yapmak istiyorum başlayacağım tekrar Yakında böyle başka şehirlerde falan konserin nerede ne var genelliyorum herkes şehir şehir yazmış da bir burada da İstanbul Ankara oluyor konserlerimiz İzmirde zaten mekan yok ya çok büyük mekan var ya da rak bar var yani böyle buradaki İzmir özveni mi vardı? Ozveni büyük mesela ben evet. dolduramam Ozveni'yi. İşte İzmir Arena var. Hangout. falan. Aynen. Bunlar büyük sahneler. Hani mesela Blind gibi bir mekan yok aynen. yani ya da ne bileyim bizim Kadıköy Karga gibi, Kadıköy sahne gibi ya da işte Babilon bile büyük. İstanbul'da hani Babilon'u dolduruyoruz ama İstanbul'da olduğumuz için evet. Ankara'dan da önce en çok İzmir'de dinleyen bir kitle var ama ben 10 yıldır falan sahne almıyorum hiç İzmir'de çünkü ha. gideceğim bir mekan yok maalesef. O, e, yok. Böyle bir evet eksik yoksa varmıyoruz. ben çok istiyorum İzmir'de çok vakit geçirdim işte o Anıl Piyancı'nın yeşil oda zamanları Tabii. o 8 dönemlerimizde ben İzmir'de yaşadım yani neredeyse. Belki kole bir şeyler olur. Atıyorum orada mesela Anıl Piyancı hani öyle bir toplu bir Hı -hı. şey yapılıp da falan. olur. Ya onu yapmak olur. için de iyi organize etmek lazım Hı. İyi isimler bulmak lazım yani çok isterim ama çağrılmıyorsun da çağırmaları lazım seni yani ha. bir talep görsen olur. Tamam kendimiz kovalayalım diyeceğiz. Mekan yok. Ha. Yani potansiyelimi de biliyorum ben bir yere 500 600 kişi dolduramam. 200 kişi 150 kişi doldururum ama. Evet, o kitleyi. Yani evet ama öyle mekan yok İzmir'de. Yeni bir podcast'e başladın. Hı -hı. Şu an çekiyorsun daha yayınlamaya başlamadın. Bir ondan bahsedeyim. Bir de Gıybet Talks devam edecek. Tuz biber stand up ekibi var. Tuz Hı -hı. biberin kurucusu var Enes. Böyle bir şeyler mi yapsak dedi. Yani böyle eskiden bir Amerikan radyosu vardı. Stretching Babito diye bir böyle rap radyosuydu. Amerika'da da böyle Hot 97 falan var hatta. Shady Records'un böyle podcast yayınları oluyor. Hem podcast hem radyo yayını falan gibi. Öyle bir şey yapmak istedi. Böyle freestyle yapalım bayağı hani doğal olsun doğaçlama kültürüyle alakalı. Ama sadece doğaçlama rap değil. Hani sen bir gitarist, sen gitar çal bir sen bunu doğaçlayabilirsin. Bir orada böyle kolektif bir bir şeyler çıksın. Ya da tiyatrocuysan tülahat yeteneğin varsa orada bir şey doğaçla. Doğaçlama kültürü üretmekle alakalı. Hani başını yastığa koyduğunda bir anda ilham gelir ya. O ilham nasıl geliyor? Sendeki o his nasıl? Onu konuşmak. Bir anda da gaza gelirsek rap yaparız, müzik yaparız. Öyle bir podcast isim. Adı neydi? Kamuf Spotu. Kamuf Spotu. <laughs> <laughs> Çok iyi. Beş bölüm yaptık. İşte daha yayınlamadık. Böyle kurguluyoruz, bir şeyler yapıyoruz. Stokluyoruz. Sen Freestyle King'de falan da bu arada zaten. Freestyle King 2, Freestyle King 3'de Hep vardı. Hep onlarda vardın. Hala... Eskisi gibi freestyle mi? Yani şey mi? Sürekli bu birazcık da böyle alıştırma pekiştirme şey Pratikle alakalı. Yine yapıyor freestyle musun? yapıyorum böyle evde kendi başıma. Hani söz yazmadan önce bir iti açtığımda üstüne böyle freestyle yapıyorum falan. Öyle takılıyorum ama eskisi kadar çok freestyle yapamadığımız için eskiye nazaran çok iyi freestyle yaptığım söylenemez. Hani böyle güzel bir arkadaş ortamı olur içeriz keyfimiz yerine Kafalar, gelir rahatlar, bir anda yapıldır. başlarım mesela o kendi ben bile şaşırırım. Oha ne oluyor A, lan? falan alırım. Hani <laughs> olur. Freestyle ama şey hep kafanda oluyor ya. Böyle yolda giderken bir dinlerken müzik dinlerken kafanın arkasında bir anda o artık hastalık gibi bir şey, evet. organın gibi bir şey doğaçlamak. O yüzden hep freestyle yapılıyor ama hani çocuklarla beraber yüz yüze hadi sen yap bana şimdi ben sana yapayım olayı. E, artık kalmadı yani. Şu an öyle bir şey olsa nasıl olur böyle bir organizasyon? Yok kasar yine. Tabii. Ya freestyle yarışması ya, olsa şey yine freestyle King olsa katılırım. Ya yani o atmosferi yaşamak çok iyi. Çok Karşındaki birinin sana saldırması Hı. senin ona saldırman. Hani kazanıp kazanmamak için. Şöyle bir önemli. kadro çok keyifli olur mesela. Spet, şey sen, e, Ezel, şeyinşah, Hydra, başka Allame. bir sürü kişi Allame. Allame Necip şey Allah mevs. Allah mevs freestyleda. Nejib Mavuş. Sen o da karşı karşıya çıkmıştın. Evet evet. Ne, o bir olaylı bir şeydi o sanki. Ya işte şey ya. <laughs> <laughs> Geçtik hadi. Batarya hocam. tayfası gelmiş araya. Hep ne dün tayfa getirmişsiniz. Adamını getirmişsiniz. Yani. <laughs> Çok keyifliydi ya. Sonradan böyle Necip Mahfuz'la izleyip böyle altımızı sıçtık gülmekten yani. Adam yaptı kazandı abi bu kadar yani. <laughs> ama kitle de vardı biraz <laughs> batarya kitlesi vardı. Ben biraz tutuktum. Yalan yok. Ben tutuktum. Necip daha iyi freestyle yaptı ama yani kitle de vardı tabii. <laughs> Aa diyorsun bataryalıların hepsi falan. Ama o Güzel zaman şey çok ya. iyi klandı ya batarya. Yani iyi kitlesi vardı. İyi zamanlar. Şimdi bu hatırlayınca güzel oldu. Güzel Abi, zamanlar. Güzel. Çok güzel. Sen pek ileride böyle şey gibi bir şey de yapar mısın? Yani müziğin başka bir kolu çünkü atıyorum o işte ve ben yalnız da söylediğin Hı -hı. şey çok güzeldi. Böyle, sen böyle Türk sanat müziğini falan seven, Hı -hı. söyleyen de birisin. İleride böyle ya böyle bir şey yaparım bir konsept kendim için falan. Belki ne bileyim 40 yaş, 50 yaşlarda falan. 40 sonra bir arabesk albüm yapacağım. Yapar mısın? Yapacağım. Çok da güzel. Akar aynen, var. Aynen. Tree pop arabesk böyle yazıp söyleyeceğim. Meyan severim. Hmm. Makam severim yani. Macunlar, romanlar, klarnetler. Felaketim ol birazcık Biraz da evet. sinyalini verdi. Hiç böyle açmadığım bir arabesk kutum var. Hani böyle rakı içerken, arkadaşlarla muhabbet ederken falan çok söylerim. Bilen dostlarım da bilir. Ama mesela rap yapmak gibi değil. Utanıyorum. Söylerken utanırsın. Evet abi. Musiki söylerken falan, işte arabesk söylerken. Hani tanımadığım bir arkadaş ortamında, yeni tanıdığım insanlar varsa falan söylediğimde biraz çekinirim. Söylemek Ama rap sonra... yap, akşama kadar rap yaparım <gülüyor> sana. <gülüyor> bir tane böyle şey söylemek ister misin hocam? Ne söyleyeyim? İşte böyle deyince de aklımda bir sürü şarkı var, hepsi gidiyor. O ve ben yalnızdakini söyle. Hmm. Benim boynum hep böyle Bükülümü kalacak Her hasretin içinde Kavgası mı olacak Bak halime arkadaş Yaşarken ölmüşüm ben Belki çare var ama Beni nereden bulacak Hayırız yaşamaksa. Ulan be. Bağırmam lazım. Bağır. Ba <laughs> Bağırttır beni. <ya>. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar kamufle konuğumuzda tanıdığıma çok memnun oldum. Ve gerçekten hem müzik yapmaktan çok keyif aldım. Hem de vakit geçirmekten, sohbetinden çok keyif aldım. Başlarız. Aramızdaydı. Çok güzel bir sohbet ettik. İyi geldin abi. Teşekkür ederim. Biz de kamuf spotuna ne zaman istersen geliriz. Çağıracağım. Seve seve orada oluruz. <laughs> Şimdi bunu kapatıyoruz ki birbirimize birazcık demolarımızı dinletelim ve neler oluyor burada konuşalım. <laughs> Pardon konuşalım mıdaydınız? Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. <laughs>